Ağzına bak. Kendin kazın çukurunu. Seni kendi ellerimle kazacağım. Özlem, neredesin? İmdat! Ah, adresi düşecek. Camlar patlayacak. Cevap ver, neredesin? Thank you.
Olmaz ne olur. Ne olur aç gözünü. Ne olur aç gözünü ya. Ne olur. Olmaz Allah'ım olmaz ne olur. Aç gözünü balıcık. Ne olur. Asra. Balıcık aç gözünü. Asra ne olur. Canım yardım. Yardım çağırın. Yardım gelsin. Yardım edin. Nefes al. Olmaz, ne olur. Gel, çabuk. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ya! Olmaz Hasan, suç işliyorsunuz. Bölümlerinize dönün. Arkadaşımızı görmeden dönmeyeceğiz. Ben size haber vereceğim. Zoya ne oldu? Söyle aç şu kapıyı. Ya bırakın. Haber vereceğim dedim. Aç şu kapıyı. Bakın sizin için iyi olmayacak. Bölümlerinize dönün. Bana saldırdılar Meltem Hanım. Deniz kartımı aldı. Mahkum şu anda serbest. Sen geç içeri. Geç. Tekin'in Bölümlerinize dönün. Haber vereceğim Hasret. Ya Meltem bırak geçelim ya. Bölümlerinize dönün dedi. Hasret, haber vereceğim. Duaydın Azra'ymış olmaz. Bir, iki, üç. Namzı çok düşük. Deniz Demir şu anda serbest dolaşıyor. Tüm birimlerin dikkatine. Deniz Demir şu anda serbest dolaşıyor. Sonunu getirecek her şey. Potansiyelim var Özlem. Bunu hep biliyordum. Benim kadar iyi bir cezaevi müdürü olabilirdin. Belki. Ama senin kadar acımasız bir katil hiç olamazdım. We'll be right back.
ölsün istedim. Ona da potansiyelim vardı. Yardım etmedim. Sadece cesur değildi. İlaçlarını vermedim. Ölsün istedim. Tebrik ederim. İyi bir alışverişti. İstifa dilekçem. Görmeyeceğim için çok mutluyum. Ama yaptıkların hesabını ödediğin gün buna şahit olamayacağım için o kadar üzülüyorum ki Zerrin. Kardeşinin intikamı bahane. Bu senin kendi karanlığın. Sus! Sus defol! Duydun mu beni? Duydun mu? Zeynep yaşasaydı senden nefret ederdi. Zeynep'in adını ağzına alma. Kardeşimin adını ağzına alma. Nefret ederdi senden. Hastasın sen. Anladın mı? Sen hastasın. Zeynep senden nefret ederdi. Katilsiz. Katilsiz. Deniz tamam yeter. Katil. Hücreye mi götürürüz efendim? Hayır. Gerek yok. Ortam gergin. Başka olay çıksın istemiyorum. İşlem yapmayacağım. Şimdilik. Yangın ne durumda? Yaralı var mı? İtfaiye müdahale etti efendim. Beybir'deki mahkumlar dışarı çıkmışlar bloklarından. Biz de onların yanındaydık. Yani yangınla ilgili bir bilgimiz yok. Tamam. Ben ilgileneceğim. Götürün şunu. Emredersin. Hele bir Azra'ya bir şey olsun. Hele Azra'ya bir şey olsun. Hele bir Azra'ya bir şey olsun. Nabız gitti. Adrenalin yap. Adrenalini vurdum. Allah belanı versin Zerrin. Ulan ben bunun acısını çıkartmaz mıyım? Senin etlerini bende lime lime etmez miyim ulan? İstemiyorum takma. İstemiyorum iyiyim ben. Takma. Direnme. Yoksa yatıştırıcı iğne yapmak zorunda kalırım. İğne mi? İğne yok. Tak bunu. Başkan, hayırdır alarm diye çaldı. Yangın var dediler. Depoda yangın çıkmış.
Kudret anne yok. Gördün mü onu Meltem? Ya Hacer. Kudret de Azra ile beraber depodaymış. Abi kesin annemize bir şey yaptı ya. Kesin bak. Sıkıştı. Yeter bak gerçekten. Tamam o kadar da korkacak bir şey yok. Kudret'in durumu o kadar da kötü değil. Yani en azından Azra kadar kötü değil. Biraz yanıkları varmış. Hastaneye götürüyorlar. Atın hesabını verecekler. Bunu kesin Azra sıkı yaptı. Azra sıkıştırdı Kudret anneyi. Azra değildir. Azra olsa kendi ne yapsın içeride? O da yanmış. Baksana hastaneye konuş. Ya annemizi buraya getirmemiz lazım. Ah! Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Kudret anneye komplo yapılmış. Yapılmıştır. Kesin o Azra karısı yaptı. Bir şey, bana bakın arkadaşlar. Bu böyle gitmez. Ben bir şey yapmamız lazım. Hey! Ya, arkadaşlar. Benimle misiniz? Ablacığım anladık. Allah aşkına in şuradan. Burada milleti boşuna gaza getirme. Hayır gelmiyorlar da zaten. Gözünü seveyim in şuradan. Ya. Düşeceksin bir tarafını kıracaksın akşam akşam. Bir de seninle uğraşacağız. Arkadaşlar. Herkes işine baksın. Kudret abla dönene kadar kimse kafasına göre bir şey yapmasın. Hadi bakalım odalarımıza gidelim. İki saçımızı tarayalım. İki allık sürelim. Kendimize gelelim. Sakin sakin oturup haber bekleyelim. Tamam mı? Hadi ablacığım. Ablacığım sen bıyıkları da al. Allah seni cezanı versin. Neyse. Hadi. Dağılın. Kadının planına bak. Kudret'le Azra'yı aynı anda öldürmek. Sırada bu karıdan intikamını alacak diye tek başına tuzağa düştü. Allah'ım sen koru yarabbim. Geberteceğim lan onu. Geberteceğim. Hasret. Dur. Deniz. Hasretim. Durun bakayım. Su getirin Pelin koş. Deniz ablayım hadi. Azra'ya bir şey olmayacak. Rabbim eğlen yanındadır. Hasret sen de. Hadi toplayın bakın kendinizi. Bu zehrin var ya bu zehrin. Kudret'ten beter çıktı pislik ya. Sen koru yarabbim. Hüseyin. Kızlar nasılsınız? Sizi merak ettim sen ya. Sen nasıl oldun? Nasıl oldu ellerim? Ne oldu ya? Ya buna da şükür işte. Sana ne oldu ya? Yangının ortasından Azra'yı tek başına kurtardı. Ay, kim olsa aynı şeyi yapardı Deniz ya. Allah senden bin kere razı olsun. Canın acıyor mu? Kötü müsün çok üstücüme? İyiyim Hasret iyiyim. Yani geçer herhalde. Ya Deniz benim aklım almıyor ya. Ya o saatte Azra ile Kudret'in depoda ne işi var ya yalnız başlarına? Hem bu yangın mangın nasıl çıktı ben anlamadım arkadaş ya. Anlatsam inanmazsın. Bütün bunlar var ya o gerin karısının işi ya. Bütün bunlar o gerin karısının işi. Ne? Niye böyle bir şey yapsın ki Zerrin ya? Ne? Hüseyin. Bir şey diyeceğim. Murat'tan haber var mı? Herhangi bir haber? Vallahi yok Deniz ya. Yani bence Murat'ın başına bir şey geldi Deniz ya. Kimse ulaşamıyor adama ya. Allah korusun ama. Hüseyin Aytekin C1 Bloğa. Hüseyin Aytekin. Anlaşıldı tamam. Yardım edeyim dur. Ya bizden kimse kalmadı ya. Bizim vardiyalar yoğunlaştı bayağı. Şey bir şey söyleyeceğim. Melis bir ara sana. Onlardan haberdar et seni. Azra'dan da bir haber alırsa bize haber verir. Tamam. Ararım şimdi. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Deniz. Dilim var mı emme? Zerre. Murat Bey'e de bir şey yapmış. Emme. Öyle bir şey yoktur değil mi? Zehre'nin kardeşinden Murat Bey'in ne alakası var değil mi? Ama öyle işte. Tövbe tövbeler olsun ya. Aman ne olur. Allah'ım ne olur. Hemen acil alın. Geldim anlamadım ki. Ya çeksenize şunu. Bir dakika elini çek. Bir dakika elini çek dedim sana ya. Çek elini. Bir dakika sakin ol efendim. Ya bırakır mısın bu adamı? Ya bırak çekin şuradan. Beyefendi, çekin şuradan ya. Aşkım, ya bebeğim ben. Yapma efendim. Kendinize zarar veriyorsun. Kendinize zarar veriyorsun. Beni buraya kim getirdi? Tamam. Nasıl geldim ben? Yani sen yapma efendim. Siz bir sakin olun. Bakın kendinize zarar veriyorsunuz. Lütfen sakin olun. Konuşacağız. Her şeyi konuşacağız. Merak etmeyin.
Bunun durumu nasıl? Oksijensiz kalmış, bilinç yerinde. İyi, müşahede altında tutun. Gelince bakacağım. Bırak. Hayvancı, sakin olun. Bırak. Durun, yatın. Benim gitmem lazım, önemli bir işim var. Bırak dedim sana. Sakinleştireceğine yap. Yok, tamam. Sakin. Alo Melis. Özlem. Özlem, Oktay kurtuldu. Şimdi odaya aldılar. Hayati tehlikeyi atlattı. Çok sevindim. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Rica ederim, ne demek. Ben ara ara haberdar ederim seni. Ama herhalde sen de gelirsin. Yani kendi gözünle görmek istersin. Uğrarım tabii. Özlem. Senin bir şeye canın mı sıkkın? Yok. Her zamanki şeyler işte. Peki. Oktay'a selam söylersin. Bir de ona iyi bir arkadaş olamadım. Hoşça kal. Görüşürüz. Oktay kendine geldi. Oh ya, nihayet. Amma korkuttu bizi ya. Görebiliyor muymuşuz? Şimdi doktorlar içeride, çağıracaklarmış. Pardon, Tolga Bey siz misiniz? Benim. Sizi görmek istiyor hasta. İyi zamanlar. Şükür. Efendim Necdet, ne istiyorsun? Zerrin. Gidelim buralardan. Fazla zamanımız kalmadı. Oktay'ı uyandırırlar. Konuşursa yani... Sen mi söylüyorsun bunları? Oktay senin yüzünden tehdit haline geldi. İşi berbat eden sensin. Mesele Oktay'sa sıkıntı değil. Hallederim. Sonra yürüdük bayağı evine doğru. Tepede bir eve gittik bunun. Uçurumun kenarında görsen kesin tanırsın. Modern bir ev, tamam mı? Sonra bir bahaneyle içeri gir. Oh. İyiyim. İyi miyim? Hemşire falan çağırayım mı? Yok yok, iyiyim. İyiyim. Ara verelim istersen. Yok be kardeşim, iyiyim ya. Bak, asıl önemli mevzu burada. Evin içinde bir tane oda var, tamam mı? Sistem kurmuş adam. Bir bilgisayar var. İçinde dosyalar falan. Birkaç tanesine tıkladım. Neydi böyle? Görüntüler. Bir evin görüntüleri, sonra birkaç tane daha tıkladım. Zerrin'in cezaevindeki odasının görüntüleri. Adam izliyor. Allah Allah. Zerrin bunu kullanıyor. Bu da Zerrin'e güvenmiyor. Onu izliyor, öyle mi? Eski istihbaratçı tabii. Uyanık herif. Tamam, sen dinlen biraz ya. Para verelim. Halledeceğim ben. Sen git. Kurtar kendini. Ben kız kardeşime bir söz verdim. Sözümü tutmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Zerrin, beni dinle. Bitti o hayal, intikam hayalleri bitti. Yakalanmamıza ramak kaldı, anlıyor musun? Gerekirse yakalanırım. Bu sefer Zerrin'i bir yarı yolda bırakmayacağım. Zerrin saçmalama, bu işin sonu iyi değil. Bu işin başı sonu yok. Sen git, ben buradayım. İnşallah çözeceğiz bu işi ya. Bana bak. Dışarıda seni görmek için sabırsızlanan biri var. Çağırayım mı? Melis mi? Hı. Nasıl görünüyorum? Çok iyi görünüyorsun. Dikkatli ol. Tamam. Uyanık ol. Nasıl? İyi iyi. Senin burada olduğunu öğrenince de heyecanlandı biraz. Ben giriyorum o zaman. İyi, gir. Bana bakın. Koşuşmayacak burada, tamam mı? Yakarım yoksa. Emredersiniz amirim. İyi misin? İyiyim. Hoş geldin. Oktay, çok korktum sana bir şey olacak diye.
korkacak bir şey yok. İyiyim. İstersen bak yürümeye çalışabilirim. Saçmalama. Safiye abla. Kızım. Dedi ki çok ağrısı olursa şuradaki tuşa basabilir ve bizi çağırabilir dedi. Ama tabii sen o düğmeye asla basmazsın. Neden? Çünkü delikanlı adamın ağrısı olmaz. Değil mi Oktay? Ya ne alakası? Uçurumdan düştüm. Hüseyin. Efendim Hüseyin? Hüseyin ne diyorsun sen? Ne yangını? Bir dakika. Kim? Hangi hastanedeler? Anladım. Tamam. Deniz ne dedi dedin? Anladım. Yok, Oktay kendine geldi. Merak etmeyin. Tamam, tamam Hüseyin. Sağ ol. Çok sağ ol haber verdiğin için. Ne yangını ya? Ne diyorsun? Oktay, cezaevinde yangın çıkmış. Azra ve Kudret depoda sıkışmışlar. Deniz demiş ki Zerrin'in işi. Ha, ben anlamadım. Sen ne yapıyorsun acaba? Yapacağım şey belli. Birini durdurması lazım. Ama o kişi sen değilsin Oktay. Kendine gel. Ya bu Zerrin gerçekten çok... Çok bu kadın... Oktay lütfen sakin olur musun? Bak yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Tolga Necdet'i yakalayacak. Zerrin'in işi de bitecek. Tamam mı? Sen değilsin o kişi. Ben tekrar geleceğim. Buradan hiçbir yere kıpırdamıyorsun. En kısa zamanda geleceğim. Tamam mı Oktay? Tamam. Merkez. 164 merkez. Olay mahalline intikal ettik. Olay mahalline intikal ettik. 166 duydunuz mu? 166 merkez. Olay yerine giden tüm birimlere bildirin. Şahıs silahlı ve tehlikelidir. Biz gelmeden kimse harekete geçmesin. Bana bak, söyle kimse gözükmesin. Adam amatör değil, çakar durumu. Tekrar ediyorum. Şahıs eğitimlidir. Tekrar ediyorum. Biz de birazdan oradayız. Ya tamam. Başka çıkışı girişin? Yok, hiçbir şey yok. Güzel. Komutanım. Amirim, biz hazırız. Tamamdır. Benim şartım bekliyorsunuz. Emredersiniz abi. Beraber giriyoruz. Hazır. Hadi.
Her yere baktınız mı? Baktık komutanım, kimse yok. Ulan yine geç kaldık ya. Başlayacağım ya, nerede bu herif ya? Abi boru değil ya, bu adam eski istihbaratçı. Efendim Melis. Haberler pek iyi değil, arıyoruz hala. Ne? Hangi hastane? Tamam, geliyorum ben. Abi hayırdır? Fazla Akay'ı hastaneye kaldırılmış. Lan tanıdığım herkes hastanede ya. Ne cacayı arıyorum ben ya? Kızlar. Melis Hanım'la konuştum. Nasıl konuştun? Ne dedi? Azan durumu iyiymiş. Ya! Azra'yı ne diyorsun? Azra. Oh. Ne oldu? Anlat, ne oldu? Melis Hanım'la konuştum Deniz. Evet. Yanına girememiş ama Azra'nın durumu iyiye gidiyor. Allah'ım çok şükür. Oktay da toparlıyormuş kendini. O da iyiymiş. Hayır. Sana daha güzel haberlerimiz olsun inşallah. Şükür. Ya başımızda zerrin gibi bir katil var. He? Siz neredesiniz? Melis Müdürüm, siz neredesiniz? Biz size canımızı emanet etmişiz. Cezamızı yatıyoruz. Siz neredesiniz? He? Melis Müdürüm. Siz bir şey yapmayacaksanız biz kendi şartlarımıza göre bir şeyler yapar. Adaleti kendi kurallarımıza göre sağlarız. Saçmalama Kudret. Bu iş burada bitmeyecek. Soruşturma açılacak, iş yargıya gidecek. Sen de o zaman orada ne olduysa, ne biliyorsan her şeyi ifadenle tek tek anlatırsın. Anlatırım tabii. Tek tek de anlatırım. Çift çift anlatırım. Hece hece de anlatırım. Anlatırım. Tamam. Kimse suçlu o zaman ortaya çıkar. Zerrin. Zerrin Şahin. Zerrin Şahin. Heceleyeyim mi? Harf harf mı söyleyeyim daha? Zerrin Şahin diyorum. Tamam Kudret. İfadende söylersin suçlu kimse ortaya çıkar. Kendine dikkat et şimdi. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Melis Müdürüm, sağ ol. Kudret, ben senin müdürün değilim. Ya keşke sen müdürümüz olaydın. Keşke sen olaydın. Azra nasıl? Bilmiyorum. Gidip öğreneceğim şimdi. Ha, iyi. Öyle. Öyle. Ben ilahi adalete inanırım. O Azra karısı. O depoya. Beni öldürmek için geldi. Bilmiyor muyum sanıyorlar? Sen o depoya niye gitmiştin Kudret? Nefes alamıyorum. Çaki sabahları genellikle huysuz olur. Yani sana yüz vermiyorsa mahmurluğundandır. Alınma yani. Biliyorum, biliyorum. Yalnız senin yokluğunda yemeden içmeden keserse kendine. Ne bileyim, üzülürüm vallahi. Yok, ben konuştum onunla, üzmeyecek seni. Hem zaten kök salacak bir yer belleyelim, kendimizi aldıracağım ben. Merak etme sen. İyi, hadi hayırlısı. Bir daha bir bahçe sana emanet. Çiçekler, böcekler, meyveler. Öksüz yetim kalacaklar. Gönül koymasınlar. Ben de senin gibi konuşurum onlarla. Eyvallah. Hem hepsi seni çok edecek, biliyor musun? Yapacak bir şey yok. Konuştum ben onlarla. Anlattım durumu. Anlattım Deniz'i. Halden anlıyorlar, sağ olsunlar. Çok büyük bir macera girdim be oğlum. Kader abi. Ne yapacaksın? Kısmetse ne zaman gidiyorsun? Daha belli değil. Yakında inşallah. Anlaştık Oğuz. Buralar bana emanet. Gözün arkada kalmasın. Eyvallah. Ha abim. Yanlış anlama lütfen. Bahçeden 3-5 bir şey gelirse de onu da... Ablanlara yollarım. Takma sen kafana. Eyvallah, sağ olasın. Tamam, ne diyeceğimi bilemiyorum abi. Büyük. Allah razı olsun. Bana hayırlı, güzel haberlerini gönder. Ben başka bir şey istemiyorum.
Sabah şeriflerin hayır olsun. Merhaba, aslan parçası. Aslan parçası. Ne haber? İyi, daha iyi günlerim olmuştu. Eminim. Ne olmuş ya? Zerrin duman etmiş sizi. Hı? Sorma, çok acayip. Bunu da yaptı ya yani kadın. Kendime de şaşırıyorum. Yani bundan da yırttım. Kedi gibiyim, kaç canım kaldı acaba? Verilecek haberin yok mu? Ne haberi? Ne bileyim. Necdet'i yakaladık. Zerrin'i indiriyoruz. İşte cezan süresi doldu. Çıkıyorsun falan. Yok. Koygu'ya geldin ya. Azra çalışıyoruz. Biz de boş durmuyoruz herhalde ya. Ben bir de bu çalışmayı anlamıyorum gerçekten. Yani nereye çalışıyorsunuz komiser böyle siz? Biz orada... eli kolu bağlı bir sürü kadın. Canımızı tehlikeye atıyoruz. Siz bir sürü olanağa sahipsiniz. Yine aynı yerde miyiz ya? Bu mu yani? Haklısın, ne diyeyim ya? Neyse canım. Yapacak da bir şey yok gibi. Şansımız da yaver gitmedi. Hadi bir doktor, bir hemşire çağırdı benden. Ne imzalanacaksa imzalan gidelim. Dur, dur, dur. Tamam, yat bir dinlen biraz ya. Dur bir dur. Tamam, tak şunu ya. Ben bir hemşire çağırayım. Günaydın. Günaydın. Ah Deniz'im. Uykuların tadı yok ki. Sen uyumadın mı yoksa hiç? Uyuyamadım. Emme iyi dediler, atlatmış dediler Azra için. Bence. Arada insan şey yapamayacak, gözüyle görmeyince öyle. Hep seviyoruz Azra'yı. Emme sen bir başka seviyorsun. Sen ona bir başka bakıyorsun. Anlıyorum ben. Canından bir parça gibi. Değil mi? Ah, ah gidi ah. Bana bak. Sene de öyle bir başka bakan biri vardı emme. Şiirler okuyordun. Ne zaman dara düşsen koşturup geliyordun. Murat Bey değil. Ya yapıyordun, ediyordun diye söylüyorsun sanki adam ölmüş gibi. Kız sus. Töbeler olsun. Öyle laf öyle geldi de. Anam töbe töbe bismillah. Bir kahve yapayım mı? Ay çok iyi açılırız. Olurdu vallahi, hiç hayır diyemeyeceğim. İyi. Deniz, azıcık topla kendini. Herkesler senin gözün içine bakıyor. Sensiz olmaz Borla. Canım, tamam. O oda nasıl yandı? Hala anlamadım arkadaş ya. Ya ellerime bak. Canım acıyor Hüseyin. Anla. Sorma. Kasıt var bence o işte. Yoksa normal değil yani. Ya hiçbir şey normal değil ki. Özlem niye istifa etti onu bile bilmiyoruz. Ya konuşmadı bile bizimle. İnsan bir veda eder. Ben de bilmiyorum. Aradım birkaç defa ama açmadı telefonunu. Ya zehirlenmiş oldu acaba? Ya kardeşim olay bitmiyor ki bu hapishanede ya. Olay bitmiyor resmen. Özlem gitti. Oktay hastanede. Murat ortada yok zaten. Adam kayboldu resmen ya. Korku filmi gibi buraya. Tek tek eksildik resmen ya. Sen korkma. Filmlerde önce şişmanlar ölüyor. Yani sana daha bir şey olmadığına göre. Siz gülün bakayım. Murat'tan da bir kötü haber gelirse görürüm ben sizin o gülmelerinizi. Geçmiş olsun. Sağ ol güzelim. Sağ ol. Ben de gideyim artık. Gideyim biraz çalışayım. Azar yiyorum sonra. Ya kusura bakma komiser. O kadar sinirlendim ki bütün hıncımı senden çıkardım. Ama yani bir noktada böyle buraya kadarmış ya, bu kadarmış yani. Gidiyorum dedim. Ben izin vermeden bir yere gidemezsin ya. Yapma ya. Kudret nasıl? Senden iyi vallahi. Yakında çıkarırlar onu. Ha Melis gelmiş. Akşam sen hiper bilmem ne odasındaymışsın. Görememiş seni. Ne odasındaymışım? Ne bileyim ben. Şey... İyi, Melis geldiyse en azından
Kızlara haber gitmiştir, Deniz delirmiştir çünkü, ama sen yine de bir emin olsan ondan ya Sazan. Tamam, tamam, tabii. İyi, gidiyorum ben. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Tamam. Dikkat et kendine. Aslan parçası. Sen de. Sen de dikkat et kendine yine de. Allah Allah. Efendim Emre. Murat'ın arabasını emin miyiz? Şasi numarası falan tutuyor mu? Hadi ya. Tamam, hurdacıyı gözaltına alın, sorgulayın. Geliyorum ben de. Gerçekten inanamıyorum, nasıl böyle bir şey olabilir? Gerçekten. Buna inanmakla hata yaptık. Tek hata size ait değil. Ben de hata ettim inanmakla. Ama bu kez güvenmiştim. Zerrin'in yaptıklarını biliyordu. Hele Oktay'a yaptığından sonra ihtimal bile vermedim Zerrin'in yanında olacağına. Artık korktuğundan mı istifa etti, utandığından mı istifa etti bilmiyorum ki. Kaçmak için güzel bir yol. Vay be, istifa et kaç git. Özleme bak, yıllarca ya. Yani yine Zerrin kazandı. Aslında öyle değil. Melis diyor ki... Ama umutsuzluğa kapılmayın Deniz. Zerrin bir şeyleri örtbas etmeden ben savcılığa haber verdim. Dün gece uykusundan uyandırdım adamı. Yangın için soruşturma açılıyor. Bugün ekibiyle birlikte buraya geliyor. Özlem'in yardımı olmasa da Zerrin bu kez kolay kolay kurtulamayacak. Nasıl olacakmış bu iş? Şimdi savcılık Zerrin'in ifadesinden sonra Azrail'le Kudret'in ifadesini alacak. Hı, onlar da takır takır anlatacak. Böyleyken böyle gerilim bizi yakmaya kalktı falan fıstık. Yaptı. Yani sonra da beton sana güle güle. Dikkat, dikkat. Havalandırma saati başlamıştır. Hadi havalanak bari. Dikkat, dikkat. Havalandırma saati başlamıştır. Tekrar edin. Havalandırma saati başlamıştır. Kudret anne geldi. Hoş geldin. Hoş geldin anneciğim. Çok iyi bir şey oldu. Geçmiş olsun. Hoş geldin anne. Hoş geldin anne. Hoş geldin. İyiyim, iyiyim. Uzatma yani, iyiyim. Çok geçmiş olsun ablacığım. Vallahi geç buldum, çabuk kaybettim diye korktum ha. Korkma Emel'cim. Kötüye bir şey olmaz. Nasılsın anne, var mı ağrısızın? Zonkluyor Hacer, zonkluyor. Yanıkları ne? Yaralarım değil, kinim, nefretim zonkluyor. Haklısın. O Azra yaptı değil mi? O sıkıştırdı seni depoda. O öyle zannetti. Ben de onu sıkıştırdım zannettim. İkimizi birden başka biri sıkıştı be. Kimmiş? Kimmiş? Zerrin. Zerrin Şahin. Ben de o Şahin'i yakalayıp gırtlağını kesmezsem bana da Kudret demesinler. Neyse biriniz ikiniz gelin bana yardım edin. Kıyafetimi değiştireyim. Havalandırmaya gidelim. Tamam. Bu oksijen bende alışkanlık yarattı. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın. Zerrin Hanım, bir şey sorsam affedersiniz. Yani, sor. Bu bizim gececiler dün akşam Özlem Hanım'ı aramış. Kendisi de istifa ettiğini söylemiş. Doğru mu bu? Evet, doğru. Yani Zerrin Hanım, bu yangından dolayı biz acayip yorulduk. Sayımız da çok az. Murat Bey de yok ortada. Ne yapayım istiyorsun Albay? Ben de gece gündüz işimin başındayım. Dinlendiğiniz günlere sayın. Açtılar böyle hastanede camı. Oh, yatarken gökyüzünü izliyorsun lan. Hiç, yani görmediğim bir şey. Tamam, yemek yaramaz. Yemeklere bir şey demiyorum ama. Bırak!
Yanık elim acıyor. Yaram acıtıyorsun lan, bırak. Ne var? Acıdı mı? Ha? Acıtıyorsun. Acısın. Lan bırak yanık. Acısın. Sahibin yem atınca hemen koştun. Azra'yı öldüreceksin ha? Azra da bana çiçek vermiyor. Geldi oraya sanıyorsun. Gelin geliyor. Havalandırmayı kesin. Sokun herkesi içeri. Anlaşıldı efendim. Toplu uzmanları. Böcekler. Herkes içeri. Ben böyle tarım kursuna gidecek havada falan değilim. Ya ben kendi kafama göre izin veremem Deniz. Zeynep Hanım'dan mazeret dilekçesi alman lazım. Tamam. Tamam, gerek yok. Gideriz. Ne yapacaksın? Kolumu falan mı kırmayı düşünüyorsun bu kez? Yok. Bu kez uzun vadeli yok etmeyi düşünüyorum. Teamüden adam öldürmeye teşebbüs ha. Ben sen değilim. Bugün buralardan kaybolma. Savcılıktan ekip geliyor senin için. Biliyorum. Az önce aradılar. Böyle münferit olaylar için savcı beye rahatsız etmeye fena alıştım. Korkarım yakında seni ciddiye almayacaklar. Sen beni düşünme. Kendini düşün. Bu kez olay münferit değil. Hiç değil. Senin sonun olabilir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Özledik vallahi Oğuz hocam. Eyvallah. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Yerlerinizi biliyorsunuz. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Solgun gibisin. Yok, uykusuzum biraz. Ondan bir şey. Ağaçlara hal hatır soralım mı hocam?
Aferin, çabuk öğreniyorsun. Arkadaşlar, bugün fidanlarımıza gübre takviyesi yapacağız. Beni dinleyin. Birkaç çeşit gübrem var. Şimdi ben barakaya geçeceğim. Siz sıradan gelirsiniz. Görevli arkadaşlar yönlendirir zaten. Kovalarınız içeride. Gübrelerinizi vereceğim. Sonra fidanlarımızın dibine daire şeklinde yedireceğiz gübremizi. Tamam? Hadi bismillah. Çok yakışıklı be. Deniz Demir. Barakaya. Anlat. Oğuz yapma. Anlat Deniz. Oğuz. Anlat. Neden zorluyorsun beni? Neden söyledim sana, bir cehennemde yaşadığımı söyledim. Hak ettim ben. Ben öyle bir yerde yaşamayı hak ettim. O cehennemi anlat o zaman bana. Her nerede yaşıyorsan bilmek istiyorum. Eskiden yaptığın gibi. Anlat. Hoş geldiniz. Nasılsın Zeynep? Emel onun adı. Rahat mısın burada? Rahatım. Çok rahatım, teşekkürler. Anne! Anne! Zerin geldi. Hey, yatsın bakalım. Hacer, sen dışarı çık. Bizim konuşacaklarımız var. Kapıyı da kapat. Kimse girmesin. Tamam. Of. Geçmiş olsun Kudret. Sağ ol. Bir yardım eder misin? Şeyin miydi? Nasıl, hiçbir şey olmamış gibi tapış tapış buraya çıktın geldin lan. Ne cesaret ulan. He? Seni şimdi burada kessem ne olur bana? He? Ağırlaştırılmış müebbet. Vız gelir lan bana. Vız gelir. Ben ne umurumda sanki? He? Lan cayır cayır yanmaktan yeter ulan. Cayır cayır yanmaktan. Şimdi ben seni keseyim mi? He? Yakayım mı? Yok. Şu insanlığın hayrına deşeyim gırtlağını. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Emin misin? Ne? Neden emin miyim? Kaybedecek bir şeyin olmadığını iyi düşün. Belki vardır. Ne? Öyle işte. Şimdi Azra hastanede. Murat kayıp. Benim de böyle elim kolum bağlı Zerrin'in bir sonraki hamlesi ne olacak diye bekliyorum. Oğlum Murat. Senin için önemli biri anladığım kadarıyla. Önemli. Çok önemli biri. Çok zor zamanlarımda hep yanımdaydı. Çok önemli biri. Haklısın. Ben hiç yanında olamadım. Hoca nerede ya? Denize gelince gübre bitti galiba. Kız. Hadi hadi. İşinize bakın. Olsun. Yapma. Git. Git. Benim yanımdan git. Benim çevremde olma. Seni de içine çekecek. Bana bunu yükleme. Git buradan. Beraber gideceğiz.
Beraber gideceğiz. Ne? Beraber gideceğiz. Kaçıracağım seni bu cehennemden. Nasıl yapacaksın acaba? Beyaz bir küfeylanın üstünde. Ben hayallere inanmıyorum. Ama ben inanıyorum. İkimizin yerine. Deniz Demir. Buradan yar beraber gideceğiz. Ya bu cehennemde beraber kalacağız. Ben bundan sonra seni bırakmam. Oğuz Bey. Bir sorun mu var? Yok yok. Gübre karıştırıyordum. Geliyorum ben şimdi. Deniz Hanım. Sıradaki gelsin. İyi günler Zerrin Hanım. Ne var? Efendim Murat Bey bugün yine işe gelmedi. Biliyorum Bernal. Hepiniz tek tek bunu mu söyleyeceksiniz? Acaba bir şey yapabilir miyiz? Gel benimle. Murat Bey'in göreve gelmediğine dair vukuat raporu. Genel müdürlüğe elden ulaştırın. Adli süreç başlayacaktır. Tamam Zerrin Hanım. Ama biz hepimiz çok endişeliyiz. Ben de endişeliyim Berna. Hem de çok endişeliyim. Ne yapmamı bekliyorsunuz? Sokağa çıkıp tek tek arayayım mı? Hayır efendim ben sadece... Tamam çık o zaman. Bir an önce ulaştırın Evra. Peki efendim. Hanımlar haydi. Sıraya gidiyoruz. Hadi geçmiş olsun. Gelin. Ellerinizi bir temizleyin. Gel. Sıraya da gel gel gel. Geçmiş olsun Zahide. Hocam teşekkürler. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel geçmiş olsun. Gel 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 gel. Azra'yı bulup durumu anlatmamı ister misin? Bir şey yapamazsın. Senin oraya girmene izin vermezler. Senin soyadını ver bana. Kaya. Hadi geçmiş olsun. Gene bekleriz. İçerideki modemi iyice incelesinler, tamam mı? Bu kıl, tüy, parmak izi falan ne varsa iyice baksınlar. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Nedir durum vaziyet? Abi tek bir iz bile yok şimdilik. Hadi ya. İyice bakın her yere ha. Arkadaşlar gidiyor abi. Şu Murat'la ilgili ipucu var mı ona da bakın. Murat? Hayırdır abi? Arabasını bulmuşlar. Bir tane hurdalıkta parçalatılmış. Ah söyle. Abi bir tanığımız var. Televizyonda Asım Doğan'ın fotoğrafını görünce başvurmuş. Diyor ki atölyesinin bulunduğu mıntıkada bir depoya girip çıkarken görüyormuş Yasin. Tamam. Tamam. Siz hemen gidin. Haber bekliyorum sizden, tamam mı? Eyvallah. Haydar abi. İhbar gelmiş. Asım deposu varmış galiba. Şu medya meselesi işe yarıyor galiba. Hadi.